Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Şöyle söyleyeceğim ben. Hem Barış Alper Yılmaz konusunda bilgiler verip hem de Okan Buruk konusundan başlamak istiyorum. Bence Galatasaray artık şampiyonluğa çok yakın. Kırdığı rekorlar ortada. Ve bence Galatasaray'ın elde edeceği bu şampiyonluk teknik adam şampiyonluğudur. Neden? Çünkü sezon boyunca Galatasaray'da özel eleştik öz kültürü var. Ve sezon boyunca Galatasaray'da transferlerin e, bu kez başarılı bir isabet oranı yakalamadığını konuştuk. Yani Davinson Sanchez ayırırsın. Net, maliyet, performans, hayalleri karşılayan tek isim. Ve aynı zamanda ara transfer döneminde Derik Köy. hayal kırıklığı. Çok açık bir şekilde. Zaha hayal kırıklığı. Çok açık şekilde. Bu listeyi çoğaltırsın. İşte Sergio Oriye ortada yok hala formayı giyemiyor. Daha say haftalarca sağ beksiz oynadı. Sol beksiz oynadı. Ve Okan Buruk'un sezon başında istediği 6 8 numara alınamadı. Bak ama şöyle bir şey söylemek lazım. Evet doğru. Sağ beksiz ve sol beksiz oynadı. Sağ beksiz ve sol beksiz mi oynadı? Kaan Ayhan'a ne diyeceğiz? Barış ama Barış işte ne Okan Buruk'un eksikliğini hissetti keşfiyor. mi orayı? Çok. Mesela net... Bu akşam yani Teknik adam kendi takımı içinde çözüm üretti. Mesela bu çok akşam bir, bir Kaan Ayhan performansı var. O dokunuşları falan ben bilmiyorum. Ee, çok beğendim. Tabii. Hele ki bir pozisyon var. Sabir abi dikkatini çekti mi? 44. dakika. Manay'ın Nelson ve Abdülkerim'in arkasına sarkacağını hissediyor tamam. ve kendini öne atıyor. O tamam, saati düşürüyor. Hani arkadan Abdülkerim'in müdahale ettiği pozisyonu Aynı. söylüyorsun değil mi? Evet. Yani ön e, taraftaydı evet. Oyun zekası da çok iyi Kaan Ayhan. Evet, evet. Mesela önümüzdeki haftalarda Avrupa Şampiyonası'nı konuşmaya başlayacağız. Şimdi sağ bekte Zeki Çelik mi Kaan Ayhan mı? Bunu tartışacağız gibi duruyor. Barış Alper Yılmaz da şunu söyleyeyim. E, mesela Ronaldo Messi tartışmalarında şu söylenir. Ronaldo evet yetenekli ama bir çalışmanın eseri. Messi saf yetenek derler. Ya, Barış Alper Yılmaz'da ikisi de var. Yani çalışma hırsı, temposu, e, profesyonel yaşamı, bireysel antrenörle hazırlanması, oyun zekasını, kendini geliştirmeye Gelişiyor. çabalaması. E, Barış Alper Yılmaz'ı takdir ediyorum. Bence Türkiye'de futbolculuk hayali kuran, her gencin örnek alması gereken bence iki oyuncu var Türkiye'de. Semih'i ayrı tutuyorum. Daha yeni çıktı ama biri Barış Alper Yılmaz gelişim konusunda bir yerde Ferdi Kadıoğlu ama bir de şey e, Real Madrid'e gitti ama onu da ihmal etmedim. Arda Tabii Tabii Arda yani Güler ayrı bir nokta. Bunlar hep bak eskiden takım taraftarlarının odasına asacak posterlerini bulmakta Tabii. zorluk çekerdin. ama şimdi mesela Ferdi rahatlıkla bir Fenerbahçeli taraftar odasının duvarına asar. Icardi, Mertens, Galatasaray'da Tabii. bu yıldızların Çok. fazla olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'de de mesela başlangıç çok iyiydi onu devam ettiremedi etse Şimanski mesela nasıl başladı nasıl devam ediyor. Tamam. Neyse bunların hepsini konuşalım. Rıdvan sevgili editörümüz senden bir şey rica edeceğim. Barış Alper Yılmaz çok benzetiliyor Mbappe'ye hatta böyle espriler falan yapılıyor. O ikisinin karışımı olan bir fotoğrafı bize bulabilir misin? Biz bu arada Okan Buruk karşılaşma sonrasında neler söyledi ona bakalım. Bence yani başlayan bitiren yani bütün bölümlerde e, çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. E, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. E, tabii ki hep bunu söylüyorum. Bizim için e, gol sayısı çok önemli. Bir yandan rakibimizle puan farkını açarken e, bir yandan da e, avaraj olarak da rakibimizin bugün önüne geçtik. Yani geçen hafta geçmiştik. Bugün bunu daha yukarı çıkarttık. Son oynadığımız 6 maç, yeni maçta da bu avaraj olarak e, çok büyük sayıya ulaştık. Gol sayısı olarak çok büyük sayıya ulaştık. Pozisyon olarak çok büyük pozisyonlara giriyoruz. O yüzden de ofansif anlamda da takımın performansından çok memnunum. E, tabii ki haftada bir maç e, bizim için farklı bir e, durum oldu. Farklı bir yere geldik takım olarak. Yani oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir taraftar vardı yine. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün... Maç öncesi, maç içerisinde, maçın bitişinde her türlü takımımıza destek verdiler. Onlarla birlikte oyun olarak çok daha güçlüyüz. Onlara da bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. Şöyle sözleşme durumum yani tabii ki konuştuk sağ olsun. Yani başkanımız, yönetim kurulumuz, Erdem Bey hep bir aradayız. Yani burada bir kader birliği yaptık zaten. Ee, bir sonraki sene içinde lig bittikten sonra oturup e, bunu e, görüşürüz dedik. Tabii ki benim isteğim burada devam etmek kulümüzün istediği bu şekilde. Ama e, önce tabii şampiyonluğumuzu e, inşallah e, yaşayalım. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir yerdeyiz. Burada kafamızı karıştıracak hiçbir şey olmaması en değerli. O yüzden lig bittikten sonra zaten aramızda çok bu anlamda yani bu iki sene içerisinde de çok fazla şey konuşmadık. İnşallah en kısa zamanda bunu hallederiz. Yani Avrupa tabii ki Türk teknik adamlar için bir yol yani Türk futbolcular çok fazla Avrupa'da yer alıyor. Ama Türk teknik adamların sayısı çok bu anlamda az. İlerisi için tabi e, tabii ki yani benim ilk amacım tabii ki ilk isteğim burada Galatasaray'la çok büyük başarılar kazanmak, e, bu yolda devam etmek. Yani en büyük benim için yani en değerli şey e, hayalim tabii ki burada olmaktı. bunu devam ettirmek birinci düşüncem. İleride bununla ilgili e, tabii ki düşünülebilir ama e, çok önemli bir kulüpteyim zaten. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene önemli bir e, dünyaya e, belki oyun olarak da, isim olarak da kendini göstermiş bir kulüpteyim. Yani önümüzdeki sene daha büyük bir hedef kendimize koymak zorundayız. Okan Burun açıklamaları böyleydi. Zannediyorum bunun sözleşmesine bir problem çıkmaz. Çıkmayacak. Yani Süheyl Batum da kazansa bir problem çıkmaz. Çok Bu açıkçası. böyle devam eder. Ee, ve bir de güçlü bir oyunu var. Özellikle ofansif anlamda çok güçlü bir oyunu var. Fakat Biraz fazla mı pozisyon verdi Sivas Spora? Ya da oyun gereği mi bu? Rahatladığı için miydi? Yani risk alıyor Galatasaray ve zaman zaman da rakibine pozisyon veriyor. Bence bugün biraz daha toparlamıştı. Daha önceki haftalarda Kerem Demirbay'da yaşanan bir düşüş sebebiyle daha fazla pozisyon vermişti. Adana Demirspora, Alanyaspor'a o noktalarda hep Musera'nın kurtarışlarını konuşuyorduk ama bugün bunu konuşmuyoruz. Bugün. Öndeki gerçek yıldızların e, açıkçası maça damga vurduğunu konuşuyoruz. Bu bir artı bence Galatasaray için. E, Okan Buruk ve Barış Alper'le alakalı iki bilgi vereyim. E, Boy için aylardan Kasım aralık olduğunda tutamayacak galiba Galatasaray gidiyor demiştim. iki ay boyunca. Barış Alper Yılmaz için de bugün aynı şeyleri yaklaşık iki haftadır söylüyorum. E, i̇şte... Barış Kolay Alper, olmayacak. Mbappe ile çok benzeştiriliyor ikisi. Ve hani başlangıçta hangisi? Bu bir espriydi yapıyoruz. Hala bir espri elbette ama çok açık kapatıyor. Yani Mbappe Tabii. çok önde. Çok tamam güzel. ama dikiz aynasına baktığı zaman bir Barış Alper'i görüyor uzaktan da olsa. <laughs> Yerli Mbappe diyelim. Tebrik ederim <laughs> Aynen. Barış Alper'i. E, kesinlikle. E, bugün de özellikle ilk yarıda e, o ok kulvarı çok iyi kullandı sol kanadı Galatasaray. E, şunu söyleyeyim. Devre arasında zaten Barış Alper için. E Napoli kulübünün 13 milyon euroluk bir teklifi vardı. bugün Aston Villa, bugün Tottenham kulübü Barış Alper'in hem temsilcisiyle hem Galatasaray kulübüyle temasa geçmiş durumda. ben burada kariyer planlamasında hem temsilcisiyle hem de Erden Timur'la birlikte Barış Alper'in doğru yaptığı kanaatindeyim. Avrupa şampiyonası sonrasına bırakmıştı transferini. Ama belli teklifler gelince kolay kolay tutamazsınız bir oyuncuyu. Ve gözüken o ki 20-25 milyon euro bandında e, artık rakamlar o noktaya çıktı. Hele ki Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir performans sergilerse Barış Alper Yılmaz da Boy gibi iyi bir e, para kazandıracak Galatasaray'a ve rekor kırmış olacak Barış Alper. Çünkü Galatasaray'da e, en yüksek bonservis bedelini ödendiği yerli futbolcu Arda Turan hala. 13 milyon euroyla ile. Barış da bu noktada e, bir rekor kırarak Galatasaray'dan. Ee, Avrupa'ya açılacak gibi gözüküyor. Burada ben Burak Elmas'ı da takdir ediyorum. Ee, bence yani burada teşekkür hak ediyor eski başkan. Çünkü başkanlığı sürecinde çok eleştirildi. Galatasaray belki futbol e, saha sonuçları olarak istediğini alamadı. Ama Victor Nelson'u Barış Alper Yılmaz'ı, e, Saşa Boyu Galatasaray'a kazandıran Burak Elmas yönetimiydi ya, Bence pas geçmemek lazım. Hatta şöyle döneyim, Barış Alper 2.1 milyon euroya bir alt ligden Keçi Öğren Gücü Kulübü'nden geldiğinde transferiyle alakalı, bonservis bedeliyle alakalı o kadar çok şey konuşuldu ki, o kadar ithamlarda, iddialarda bulunuldu ki, bugün Barış Alper performansıyla o konuşanları çok açık bir şekilde boşluğa düşürmüş durumda ve neredeyse... 10-12 katına satacak bugün Galatasaray Barış Alper'i. Ee, bu da çok büyük bir başarı. Onu söyleyecektim. Mesela Ronaldo çalışmanın eserleriyiz. Messi pür yetenekleriz. Barış Alper'de ikisi de var. Gerçekten büyük bir e, takdiri hak ediyor.